Alman arkeolog Ludwig Borchardt ve ekibi 6 Aralık 1912'de antik dünyanın en ünlü tarihi eserlerinden birini ortaya çıkardı. Bu eser kesinlikle büyüleyici bir etkiye sahipti. Çıkık elmacık kemikleri, ince bir boyun, belirgin yüz hatları ve neredeyse nefes alıyormuş gibi görünen bir yüz. Nefertiti. Borchardt Nefertiti büstünü Mısır'ın Amarna kentinde bir saray heykeltıraşının atölyesinde kazı yaparken keşfetmişti. Eser 3000 yıldan fazla bir süredir gömülü olmasına rağmen iyi korunmuştu. Üzerini kaplayan toz birikintisinin ardında adeta zamana meydan okumuş gibi görünüyordu. Yaptığı keşfin heyecanıyla Borchardt büst hakkında kazı günlüğüne şu notu düştü. Renkler sanki boyalar yeni uygulanmış gibi. Kesinlikle olağanüstü bir çalışma. Açıklamak işe yaramaz. Görülmeli. Borchardt ve ekibinin keşfinden sonra Nefertiti büstü, antik dünyanın ve Mısır tarihinin en bilinen sembollerinden biri haline geldi. Nefertiti bir anda tarihin karanlık gölgesinden sıyrılıp binlerce yıl önceki ününü ve şöhretini yeniden kazanmıştı. Hakkında yeni araştırmalar yapıldı ve hayat hikayesi daha belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu da bize onun hakkında farklı bir gerçeği gösterdi. Günümüzde güzelliğin ve Mısır sanatının sembolü olarak görülen Nefertiti, aslında kendi zamanının en nefret edilen figürlerinden biriydi. Antik Mısır tarihindeki birçok figür gibi Nefertiti'nin de doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmiyor. Genel kanı Nefertiti'nin Mısır'ın o dönemdeki başkenti Tebes'te M.Ö. 1370 yılı civarında dünyaya geldiği yönünde. Ancak onunla ilgili bilinmezlik doğum yeri ve tarihiyle sınırlı değil. Firavun 4. Amenhotep'le yaptığı evliliğe kadar geçen hayatı belirsizliklerle dolu. Ailesinin kim olduğu konusunda farklı teoriler var. Bu teorilerin ilkine göre Nefertiti, 4. Amenhotep'in öğretmeni ve danışmanı olan Ay adında bir adamın kızıydı. Fakat antik yazıtlar Ay'ın karısı Tey'den Nefertiti'nin annesi olarak değil, süt annesi olarak bahsediyor. Bir diğer teori ise Nefertiti'nin Firavun 3. Amenhotep'in kızı olduğunu iddia eder. Bu durumda Nefertiti ve 4. Amenhotep yani gelecekteki kocası öz kardeştiler. Ancak bu teori de pek olası değildir. Antik Mısır'da firavunların kızlarını betimleyen kralın kızı unvanı kayıtlarda özellikle kullanılıyordu. Fakat Nefertiti için bu unvan asla kullanılmamıştı. Bir diğer teoriye göre ise Nefertiti, asıl adı Tadukipo olan ve bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Kuzey Mezopotamya'da hüküm süren Mittanilerin prensesiydi. Bu teoriye göre Nefertiti, Mısır sarayına aslında 3. Amenhotep'in eşi olarak girmiş, onun ölümünden sonra ise oğlu 4. Amenhotep'le evlenmişti. 4. Amenhotep, M.Ö. 1353 yılında Tebes'te tahta çıktığında Nefertiti onun karısı olarak yanında yer aldı. Yaklaşık olarak 17 yaşındaydı. En dikkat çekici yönü, hırslı ve arzulu olmasıydı. Siyasete ve dini konulara özel bir ilgi gösteriyordu. Ve onun bu ilgisi, 4. Amenhotep'in saltanatı boyunca cereyan eden olaylara yön veren başlıca unsurlardan biri olacaktı. Dördüncü Amenhotep'in saltanatından önce Mısır çok tanrılı bir inanca sahipti. Bu inançların içerisinde en güçlü olanı ise Amun kültüydü. Amun bütün tanrıların tanrısı olarak kabul ediliyordu. Buna karşılık herkes tapınmak için bireysel olarak kendisine bir tanrı seçebiliyordu. Nefertiti'nin kendisi için seçtiği tanrı ise sanatsal tasvirlerde küçük ellerle etrafına ışıklar saçan güneş diski Aten'di. Nefertiti'nin Aten kültüne gösterdiği ilginin tam olarak ne zaman başladığı net değildir. Ancak 4. Amenhotep'in bu kültü olan ilgisinin Nefertiti ile yakından alakalı olduğu düşünülmektedir. Antik Mısır'da Aten'e tapınma aslında yeni bir şey değildi. Bir önceki firavun 3. Amenhotep de Aten'e büyük bir saygı göstermişti.
Ancak 4. Amenhotep ile Nefertiti'nin Aten'e tapınma konusunda gösterdikleri hassasiyet adeta bir fanatizme dönüşmeye başlamıştı. En sonunda diğer tanrılara tapınmak yasaklandı ve Mısır'daki tüm tapınakların kapatılması emredildi. Artık tapınılacak tek bir tanrı vardı, o da Aten'di. Değişim kesin ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. 4. Amenhotep ismini değiştirip Aten'in hizmetkarı anlamına gelen Akhenaten adını aldı. Nefertiti'nin adıysa güzel olan geldi anlamına geliyordu. Kraliçe adını tam manasıyla değiştirmedi. Onun yerine adının önüne güzel Aten'in güzellikleridir manasına gelen bir sıfat ekledi. Nefer Neferuaten. Mısır'daki siyasi ve kültürel yapı yeni firavun ve eşinin reformlarıyla yeniden inşa ediliyordu. Fakat Akhenaten ve Nefertiti'nin işi aslında çok da kolay olmayacaktı. Karşılarında çözmeleri gereken büyük bir problem vardı. Mısır'ın mevcut başkenti Tebes, eski tanrıların görkemli heykelleriyle süslenmişti ve Amon kültünü yansıtan devasa bir ayna gibiydi. Akhenaten'in Aten'e saygınlık kazandırmak için yapması gereken ilk şey, onu geçmişin gölgesinden kurtarmaktı. Ancak Amon kültüyle çevrelenmiş Tebes'te bunu gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu nedenle yeni bir başkent inşa etmeye karar verdi ve bu başkentin inşa edileceği yeri aramaya başladı. Geleneksel anlatıya göre Akhenaten'i yeni başkentin kurulacağı yere yönlendiren Aten'in bizzat kendisiydi. Bununla birlikte seçilen yer yeni bir başkentin inşa edilmesi için en uygun yerlerden biriydi. Orta Mısır'da geleneksel yönetim başkenti Memphis'le mevcut idari ve dini başkent Tebes'in ortasında yer alıyordu. Burası gözlerden uzak ve savunulması kolay bir yerdi. Bereketli bir ovaya sahipti. Hepsinden önemlisi ise bu bölgenin henüz hiçbir Kürt tarafından işgal edilmemiş olmasıydı. Yeni bir başlangıç yapmak için muhtemelen daha uygun bir yer bulunamazdı. Saltanatının 5. yılının sonlarında yani M.Ö. 1349 yılı civarında Akhenaten eşi Nefertiti ile birlikte bölgeye ilk resmi ziyaretini yaptı. Şehrin adının Akhetaten yani Aten'in ufku olmasına karar verildi ve Firavun'un emriyle kentin inşası resmen başladı. Kuzey kayalıklarında açılan büyük bir taş ocağı sayesinde inşa çalışmaları muazzam bir hızla ilerliyordu. Ayrıca inşaatların yapımında önceki dönemlere göre daha küçük yapı taşları kullanılıyordu. Talatat adı verilen bu bloklar standart boyuttaydı ve daha önce kullanılan taş bloklara göre çok daha hafifti. Krallar Vadisi'ndeki mezarlarda çalışan işçiler buraya getirilmiş ve şehrin yakınlarında inşa edilen işçi köyüne yerleştirilmişti. Bir yıl sonra Akhenaten bölgeyi yeniden ziyaret ettiğinde işin büyük bir bölümü bitmiş durumdaydı. Fakat Firavun, şehrin daha görkemli görünmesi için sınırlarının genişletilmesini emretti. Bu da kentin inşasının uzamasına sebep oldu. Kraliyet ailesi yeni başkentlerine M.Ö. 1346 yılında taşındı. Bu döneme gelindiğinde Nefertiti muazzam bir güç kazanmış durumdaydı. Akhenaten onu eş firavunluğa yükseltmiş ve yeni yetkiler vermişti. Bundan önce de Mısır'da kraliçelerin güç elde ettiği dönemler olmuştu. Ancak hiçbiri Nefertiti'nin yetkilerine sahip değildi. İpetsut'ta kendi adına bir tapınak inşa edilmişti. Buradaki çizimlerde Nefertiti, bağlı bir esiri dövme, sorgulama, yabancı elçilerle görüşme gibi yalnızca bir firavunun yapacağı işleri üstlenirken betimlenmiştir. Heykelleri ise Akhenaten'le eşit olduğunu vurgulamak için onunla aynı boyutta inşa edilmeye başlanmıştır. Fakat her dönemde olduğu gibi 3300 yıl öncesinin Mısır'ında da değişim bazı kesimler tarafından tehlike olarak görülüyordu. Akhenaten'in reformları bazı toplulukları rahatsız etmeye başladı. Özellikle Mısır'ın soylu ailelerini ve Amon rahiplerini. Onların rahatsız oldukları şey Akhenaten ya da Nefertiti'nin güç kazanması değil, bu gücü kullanma şekilleriydi. Yeni başkent Akhetaten'in sakinleri genellikle firavun ve kraliçeye saygı gösteriyorlardı. Ancak Mısır halkının geneli Aten kültürünün dayatılmasından hoşnut değildi. Bu durum da zaman içinde halkın Akhenaten'le Nefertiti'den nefret etmesine sebep oldu.
Kraliyet üyeleri hayatlarını halktan uzak bir şekilde yaşamaya başladı. Kendilerini güvende hissettikleri tek yer saraydı. Ve her geçen gün burada geçirdikleri zaman artıyordu. Akhenaten saraydan ayrılacağı zaman yanına çok sayıda asker alıyordu. Sarayın çevresindeki binalar milis güçlerine ayrılmıştı ve kentin etrafındaki karakolların sayısı arttırılmıştı. Kralın yakın muhafızları kendisine kin duyması muhtemel olmayan yabancı kökenli askerlerden seçiliyordu. Akhenaten ile Nefertiti, diğer kraliyet üyeleriyle birlikte halkın karşısına en son M.Ö. 1342 yılında çıkmışlardı. Bu andan itibaren Akhenaten'in 1336 ya da 1334 yılındaki ölümüne kadar hiçbir resmi törene ve festivale birlikte katılmadılar. Akhenaten'in saltanatının 14. yılında çiftin kızları Mekhitaten doğum yaparken öldü. O zamandan kalma bir kabartma, çiftin yas tutarak kızlarının cesedinin başında durduğunu gösteriyor. Bundan kısa bir süre sonra Nefertiti bir anda tarihi kayıtlardan kaybolur. Peki bunun nedeni neydi? Mısır bilimcilerin bu konu hakkında farklı görüşleri var. Nefertiti'nin 6 tane kız çocuğu vardı ve henüz kocasına erkek bir varis vermemişti. Bu yüzden kocasının gözünden düşmüş ve sürülmüş olabilirdi. Kızını kaybetmenin acısına dayanamamış ve bu yüzden intihar etmiş de olabilirdi. İlginç bir teoriye göre ise kızı Ankesanamun'la evlenen Tutankamun tahta geçecek yaşa gelene kadar erkek kılığına girmiş ve Semenkare adıyla hüküm sürmeye devam etmişti. Akhenaten'in ölümünden sonra Nefertiti'nin tek başına hüküm sürüp sürmediği açık değildir. Bazı teoriler onun dönemin Hitit kralına bir mektup yazdığını ve oğullarından birini kendisine koca olarak göndermesini rica ettiğini iddia eder. Fakat bu evlilik hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Teoriye göre Hitit prensi Mısır'a gelirken suikasta uğramıştır. Nefertiti'nin bu girişimi oldukça ilginç. Çünkü antik Mısır'da kraliyet kadınlarının yabancı biriyle evlenmesine kesinlikle izin verilmiyordu. Hatta Hitit prensinin suikaste uğraması büyük ihtimalle bu girişime öfkelenen Mısırlı aristokratların işiydi. Nefertiti'nin sonunu getiren şeyin bir halk ayaklanması olduğunu düşünenler de var. Özellikle son teorinin gerçek olduğunu kabul edecek olursak, Mısırlı soyluların Nefertiti'nin yabancı bir erkekle evlenme isteğini vatana ihanet olarak nitelendirmiş olmaları yüksek bir ihtimal. Bu durumda Nefertiti'nin öldürülmüş olma ihtimali göz ardı edilemeyecek bir seçenek. Akhenaten ve Nefertiti'nin saltanatından sonra Mısır'daki siyasi gerginlik yavaş yavaş yatışmaya başladı. Onların ardından tahta geçen Tutankamun, kapatılmış olan tapınakları yeniden açtı. Amon dini tekrar önem kazandı ve Aten eskiden olduğu gibi sıradan tanrılar arasına geri döndü. Akhenaten'in bugünkü Amarna yakınlarında inşa ettiği Akhetaten şehri zamanla terk edildi ve bir harabeye dönüştü. Halkın eski firavunlarına duyduğu öfke bugün elimizdeki sanat eserlerinde bile görülüyor. Akhenaten ve Nefertiti'nin heykellerinin birçoğu ölümlerinden sonra halk tarafından parçalanmış ve tahribata uğramıştır. Aslında bunu yaparken halkın amaçladığı şey onların anısını yok etmek ve isimlerini sonsuza dek tarihten silmekti. Fakat bunu başaramadılar. Ludwig Borchardt ve ekibinin Amarna'daki kazılarda ortaya çıkardığı Nefertiti büstü bugün bile ilk yapıldığı zamanki kadar güzel ve hayranlık uyandırıcı. 1924 yılından bu yana Berlin'deki Mısır Müzesi'nde her gün binlerce ziyaretçinin karşısına çıkıyor. Kendi döneminde ne kadar nefret edilmiş olursa olsun, Nefertiti bugün yaşarken sarayında gördüğü ilgi ve saygıyı yeniden kazanmış gibi görünüyor.